Önce üniversiteli olmaktan konuşmak gerekiyor. Neden? Çünkü üniversite gençliğin en önemli bölümlerinden birisi. Eğer üniversiteyi bir bütün olarak alırsak, yaşamınızın en önemli, en değerli zamanlarını burada geçireceksiniz. Bütün dostluklarınızı, kalıcı dostluklarınızı, arkadaşlarınızı da burada bulacaksınız. O yüzden üniversiteli olmayı öğrenmek gerekiyor. Gençlikten çıkıp artık yetişkin olmak, kararlarını daha doğru almaktan doğru aldığım bir ortama geçiyorsun burada. O yüzden bunun bilincinde olmak lazım. Lisedeki gibi bir sabit müfredat değil de böyle değişebilen, senin seçtiğin, özgürlüğü tattığın, hayırları daha çok rahat söyleyebildiğin bir ortama geçiyorsun. Buna hazır mısın? Bu soruyu kendi başına çözmen gerekiyor. Tabii bunu çözerken de daha güzel bir ortam var. Mesela hocalarına gidip bunu sorabilirsin. Ya hocam üniversite ne demek? Sen ne yapıyorsun? Ya da sizler ne yapıyorsunuz diye sorabileceğin bir ortama geliyorsun. O anlamda bu soruyu kendi başınıza ya da arkadaşlarınıza ya da hocalarınıza sorarak bir kere üniversiteli olmayı öğrenmek gerekiyor. Üniversiteli olmak aynı zamanda da sosyal yaşamın da birlikte getiriyor. Sosyal yaşam kesinlikle akademik. İster mühendis, ister mimar ol, isterse bilimsel çalışma yap, hiç fark etmez. Sosyal olamadığın sürece, yani bu hayata bağlanamadığın sürece yaptığın işin tadı ya da yaptığın işin anlamı azalmış oluyor. Yani yaşam bir bütün. Üniversitede bu yaşamın tam ortasında bir yere denk geliyor modern dünya. O yüzden üniversitede olabilmenin, bu büyük resmi görebilmen için bir üniversiteye gitmek güzel bir etki bırakır yaşamımızda. Üniversite öğrencisi olmak, biraz önce söylediğim gibi, üniversitede olmanın en önemli parçasından birisi. Üniversite öğrencisi olduğun zaman her şeyi yapabileceğine inanırsan bu üniversite bitmez. Üniversite hayatı daha çok sorularına yanıt bulabileceğin ve bunu özgürce yapabileceğin bir ortam olduğu için anlamlı. Yoksa özgür olmak, her zaman özgür olabilirsin. Yani üniversiteye bağlı bir şey değil bu. Üniversite deyip özgürüm değil. Sorularıma yanıt bulabileceğim bir ortamdayım ve ben soruyorum ve yanıtını ben alıyorum şeklinde olduğu zaman bu hayat sizin için daha tatlı ve daha eğlenceli hale gelir. Özetle üniversite yaşamı, öğrencilik bir süreçtir. Yaşanması zorunlu ve kesinlikle geçirilmesi gereken bir süreçtir. Bu sürecin tadına varmak istiyorsanız öncelikle akademik olduğunuzu, akademinin başında olduğunuzu ve burada kazandıklarının sizin en alttaki temeliniz olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bu anlamda aldığınız eğitimin ne olduğu çok önemli olmuyor. Önemli olan bu eğitimi alırken yaşadığınız o şimdilik 4 sene olan lisans döneminin tadını çıkartmanız. Akademik olarak, sosyal olarak ve ortam olarak bunun tadını çıkartmak sizin zaten yaşamınızın en önemli temeli olmuştur. Şimdi hani çok kötü bir sorudur aslında. Neden bir şey ya da neden o, neden bu diye başlandığı zaman çok kolay anlatılamaz. Çünkü neden sorusu çok genel bir soru. Neden fizik dediğiniz zaman bütün evrenle uğraşıyorsunuz. Bütün kitabınızın, defterinizin her tarafı evrenle dolu. A'sından Z'sine kadar her şeyle uğraşmamız gerekiyor. Fizik dediğimiz şey doğanın kendisi. Doğada aslında küçük resimde dünya diye düşünebilirsin. Hayır, aslında bütün evren, evrenin bütün parçaları, atomundan tut da en alt düzeye kadar, bütün parçacıklarından tut da en yukarıdaki galaksiler, galaksi kümelerine kadar her şey senin ilgi alanı. Bu kadar geniş bir konu, kavramda konu seçmek zor. O anlamda fizik seçmek daha da zor. O yüzden sen fizikçi misin diye sordukları zaman afallıyor insan. Neden? Çünkü fiziğin sadece bir şeysiyle uğraşmış oluyoruz. Ama fizik dediğin zaman, fizikçi değil, yani fizikçi kavramında bütün hepsiyle ilgilenebilirsin. Çok zor bir iş. Bu ilgi alanının içinden bir şeyleri öbürüyle bağladığın zaman fizikçi oluyorsun. Fizik öğrenimi alabilirsin, yüksek lisans yapabilirsin, doktora yapabilirsin ama fizikçi olabilmenin
başlangıcı ise neden fizik sorusunu farklı yerlerde sormuş olmalı gerekiyor. Yani genel fizikten konuşabilirsin, Newton mekaniğinden konuşabilirsin, kuantumdan konuşabilirsin, astrofizikten, kozmolojiden konuşabilirsin, plazmadan konuşabilirsin. Bunlarla ilgili bağı kurduğun zaman sen fizikçi oluyorsun. O anlamda neden fiziği ancak o zaman çözebiliyoruz. Eğer bölüme gelip de sadece ben her şeyi öğreneceğim, en zor soruları yanıtlayacağım diye gelirsen işe çatıdan başlamış oluyorsun. Temelinden başlamanın yolu bu işin ne kadar büyük, ne kadar geniş olduğunu kavramakla başlıyor. Yani neden fizik, neden evren, neden bütün hepsi dediğin zaman büyük bir resim görüyorsun. Peki ben bunların arasında bağı nasıl kuracağım dediğin zaman doğru yolda ilk soru soruyorsun. Fizikçi olmanın yolu her tarafta gördüğün, gözlediğin her şeyle, her şeyi diğer şeylerle ilişkilendirmekten geçiyor. İster bunu kuramsal olarak denklemler üstünden yap, ister bunu deneyerek deneyler üstünden yap, isterse sadece düşünerek felsefik açıdan yap. Her seferinde de fizikle uğraşıyorsun. Ve fizikçiliğin anlamını öğrenmiş oluyorsun. Peki ODTÜ fizik bölümü o zaman. Fizik, neden fizik sorusunu geçtik de şimdi neden ODTÜ fizik? Şimdi neden ODTÜ ile başlamak gerekiyor? Hani biraz önce söyledik ya, yani üniversiteli olmak gerekiyor. Peki üniversiteler arasında ODTÜ'yü seçmek ve ODTÜ'nün içinden de bir tane fizik bölümünü seçmek. Şimdi ODTÜ fizik bölümü diye söz ettiğimiz anda, yani birleştirdiğimiz zaman Türkiye'deki sayılı üniversitenin sayılı bölümlerinden birisine geçmiş oluyor, gelmiş oluyoruz. Neden? Çünkü fizik bölümü yılların deneyimiyle ve oluşturduğu altyapısıyla şu anda en kapsamlı, her şeyle ilgilenen en kapsamlı bölümlerinden birisi. Hatta belki de tek bölüm. Bu kadar çok alanı içi barındırabilen, bu kadar çok araştırma olanağı olan ve bu kadar çok sayıda akademisyen, sayılı akademisyen oluşturan, barındıran başka bir bölüm yok şu anda Türkiye'de. Bu anlamda uluslararası ortamlarla da ODTÜ fizik bölümü diye zaten biliniyor. Tamam, diğer üniversitelerinde benzer yapıları var ama bu kadar kapsamlı geniş bir bölüm henüz biz görmedik, duymadık. Tabii ki yeni fizik bölümleri açılıyor. Doğal olarak bu açılan bölümlerde de akademisyenler var. Hatta ODTÜ mezunlarının açtığı bölümler var. Bunlarda da bir sorun var. Bu bölümler de anlamlı tabii ki. Ama ODTÜ fizik bölümünü, fizik bölümü yapan şey kapsam olarak genişliği, akademisyen olarak çeşitliliği ve yılların deneyimi, eğitim, araştırma deneyimi diyebiliriz. Bu anlamda saymaya kalkarsak laboratuvar olarak geniş bir laboratuvar var. Araştırma ve eğitim laboratuvarı. Ve sürekli olarak yenileme hedefiyle bu laboratuvarlar çalıştırılıyor. Büyük projelerimiz var. Tabii bunların hepsini tek tek saymanın bir anlamı yok. Çünkü süreklilik içeriyor. O anlamda web sayfalarına ya da hocaların çalıştığı konuları webten arayarak bulabilmeniz daha doğru. Yoksa hani tek tek saymaya kalkarsak birisini atladığın zaman eksik kalmış oluyor. Doğrusu kalıcı bilgiler, kitapçıklar gibi yerlere bakmak gerekiyor. Lab olanakları olarak sürekli gelişiyor. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda TÜBİTAK'tan yıllardır bu böyle devam ediyor. TÜBİTAK'tan en çok araştırma projesi alan üniversite ODTÜ. Bu net. ODTÜ'nün içinde sürekli olarak proje alan bölümlerden birisi de fizik bölümü. Yani araştırma, temel bilimlerde araştırma alan ve en çok sayıda alan bölümlerden bir tanesi. Bir tanesi diyorum çünkü temel bilimde zaten araştırma olmak zorunda. Olduğu için de bunlardan bir tanesi de fizik bölümü. Eğitim olanakları olarak da şunları söyleyebiliriz. Bir kere şunu unutmayın. Bir öğrenci fizik bölümüne gelmek istiyorsa ben en son soruyu, şu anda en sıcak soruyu ben yanıtlayacağım. Tabii ki ne güzel. Zaten hani o gözlerinizdeki ışıltı sizi buraya çekiyor. Biz de onu görüyoruz. Ama hepimizin yaptığı gibi, geçmişte yaptığı gibi
hele bir durum bakalım. Bir sıfırlanmamız gerekiyor. Neden? Çünkü temel eğitim dediğimiz, hani biraz önce söz ettiğim süreç var ya, üniversiteli olmak. Bu süreci yaşamamız gerekiyor. Bu süreci yaşarken biz de bütün ülkelerin yaptığı gibi en baştan başlıyoruz. Klasik fizikten başlayıp, yani en eski fizikten başlayıp en yenisine doğru ilerliyoruz. Bu bizim müfredatımız böyle. Yani birinci sınıfta temel fizikle temel bilim derslerini alıyorsun. Sonra temel fizik derslerini alıyorsun. Sonra modern fizik, kuantum fiziği ve ondan sonra tabii ki devamını getirerek diğer temel dersleri alıyorsun ve onun üstünden ilerliyorsun ve kendi çalışmalarını yapıyorsun. Ha, bir espri vardır. Üniversiteye girenler kendilerini profesör gibi hissederler. Her şeyi çözebilecek gibi hissederler. Ama her yıl bu düşünceleri yavaş yavaş azalır ve çıktıklarında ne araştırma görevlisi bile olamazlar. Normal bir fizik öğrencisi olarak mezun olurlar. Hani bu bir espri ama işin gerçeği de bu. Biz 4 yılı bitirdiğimiz zaman aslında yeni başlıyor olacağız. Bu her bölüm için geçerli. Ama bir bilim insanı için fizikçi olarak çıkmak işin başlangıcı demek. Yani araştırabilirim haline geliyorsunuz 4 yıldan sonra. Ben artık kafamdaki tilkileri dolaştırabilir ve en acımasız soruları bile yanıtlayabilir hale geliyorum. Neden? Çünkü o süreci yaşadım. Bunu yapabilecek en güzel yerlerden, en doğru akademik ortamlardan birisi de optik fizik bölümü. Fizikçi olmak istiyorsanız, bilimle uğraşmak istiyorsanız, evreni tanıyıp sorularınıza yanıt aramak istiyorsanız, optik fizik bölümü sizin kafanıza ilk gelmesi gereken ışıklardan biri olmalı. Neden? Tekrar sayayım. Araştırma olanakları, akademik kadromuz, eğitim kadromuz, eğitim olanaklarımız ve çeşitlilik. Tabii ki ben üniversiteyi saymak istemiyorum. Yani üniversite, kampüs, sosyal ortamlar, topluluklar bunların hepsi zaten olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi. Peki nasıl bir eğitim alabiliriz dersen, aslında çok kolay bir yanıtı var bunun. Lisans eğitimi alacaksın. Bakın ben bütün öğrencilere şunu söylüyorum. Bir sömestr 14 hafta. İki sömestr yani bir yıl yaşarsan bu akademik ortamda 28 hafta. Yani bir yıl 52 hafta olduğuna göre kabaca yarım yılda sürekli çalışırsan eğitimi bitirmiş oluyorsun. Bir yıllık eğitimi yarım yılda bitirmiş oluyorsun. O zaman ne oluyor 4 yıl? 2 yıl sürekli çalışırsan mezun oluyorsun. 2 yıl sürekli. Yani 14 çarpı 4 hafta çalışırsan her şey bitiyor. Eğer böyleyse bu kadar kısa bir sürede senin eline bir tane kağıt parçası veriyorlar ve adına diploma diyorlar. Amacın sadece bu kağıt parçasını almaksa 2 yıl. 2 yıl dayanacaksın. Ancak amacın fizikçi olmak, evreni tanımak, soruları yanıtlamak, biraz önceki anlattığımız gibi gerçekten evrenle buluşmak ve bir parçası olduğunu anlamak istiyorsan bu kağıt parçasının üstüne ne koyduğunu bilmen gerekiyor. Bunu nasıl yaptın? Nelerle uğraştın? Hoca sana anlattı ama sen üstüne ne koydun? Hocaya ne soru sordun? Hocayı terletebildin mi? Başka neler yapabildin? Hangi seçmeli dersleri aldın? Hangi derslerde zorlandın da üstüne gittin? Yazını nasıl değerlendirdin? İşte bunlardır asıl olan. Kağıdın üstünde, kağıt parçasının üstüne ne koydun? Bunu kendin zaten yanıtlayabilirsin. Gelmeden yanıtlayabilirsin. Ha bu kadar zor bir şey aslında. Ya kağıdı almak kolay. Kağıdın üstüne koymak zor. Zaten asıl üniversiteli olmak da orası. 28, 14 hafta artı 14 hafta çarpı 4'ü değil. Bunun için bölüm tabii ki size olanak veriyor. Mesela başka bir üniversiteden, başka bir bölümden geliyorsan, özellikle de mühendislikten geliyorsan, çünkü orada tamamen mühendislik kavramıyla çocuklar eğitiliyor. Mühendislikten geliyorsan, fizikte soru sorabileceğin yan dal var, çift dal var. Burası zaten
sürekli açık. Yani her zaman bizim mühendis öğrencilerimiz oldu. Burada rahat eden, derslerde rahat eden ve daha çok soru sormaya başlayan mühendislerimiz oldu. Benzer bir şekilde bizim öğrencilerimiz de uygulama alanında mühendisliklere kayabilir. Bazı öğrencilerimiz bambaşka şekilde biyoloji ya da diğer temel bilimlerinde ortak disiplinler arası çalışmalar yapabiliyor. O anlamda fizik bölümü ortada duruyor. Zaten her şeyin, bütün bilimin temelinde olduğu için her tarafa verebiliyoruz, öğrenci verebiliyoruz, her taraftan da öğrenci alabiliyoruz. Tıp, gidebilirsin. Çünkü fizik yasaları her yerde geçerli, insan vücudu da dahil. Kimya, orada da dahil. Mühendislik zaten dahil. Soru sorabilecek, yani soruyu yanıtlayabilecek kişi burada eğitiliyor. Ama ne amaç? Yine aynı şeyi söylüyorum. Kağıdın üstüne ne koydunuz? Bunu yanıtlayabilirsen gelmeden, burada da yanıtını hep birlikte tartışabiliriz. Yani o anlamda kapısını çalıp, hocam ben şunu öğrenmeye geldim diyebileceğim bir bölümdesin. Bunu yanıtlayabilirsin. Hocalarımız hazır ve kadromuz bütün soruları yanıtlayabilecek durumda. Bir ara bu olanakların üstüne bir de ileri fizik diye bir çalışma yapılmıştı. Ama şu an ileri fizik çalışması yok. Neden derseniz, ileri fizik çalışması artık zaten kendi fizik müfredatının içine yedirilmiş durumda. Yani daha tırnak içinde ileri bir fiziğe diğer öğrenci kadrosundan daha önce öğrenmek durumda olan öğrenciler için açılmıştı. Şimdi artık böyle bir şeye gereksinim yok. Sayı azaldığı için bu programı kapattık. Bu program olmadan da kendinizi daha ileri fizik derslerine adapte edebilirsiniz. O dersleri alabilirsiniz. Önemli olan bölüm yönetimine taleplerinizi iletmeniz, hocam şu dersler, böyle şeyler ihtiyaç var, ona uygun bir şekilde hocalarımızı yönlendirebilir ve size yeni dersler de açabiliriz. Bu anlamda kadromuz onunla uygundur. Yeni bir olanak da tabii ki 4. sınıfta, 3. sınıfta staj olanağı da getirdik. Staja gidebiliyorsunuz. Bunun için hala bürokratik bazı sorunları çözmemiz gerekiyor. Ama staj dersi var. Uygulama anlamında seçeceğiniz bazı firmalarda ya da yurt dışı da olabilir. Bu gidip çalışmanızı, yani bitirme tezi ya da bitirme çalışmanızı staj olarak yapabiliyorsunuz. Bunun bürokrasisi zaten üniversite sayfalarında mevcut. Bundan öğrenebilirsiniz ama tabii ki yönetimden de öğrenebilirsiniz. Tabii normalde 4 yıl bitirdikten sonra bir bilim insanı orada durabilir ya da devam edebilir. Her konuda olduğu gibi fizikte de lisans sonrası yüksek lisans ve doktora çalışmaları da yapılabilir. Bunların topu aslında bir akademik çalışma. Yani bir hayalleri olan bir bilim insanı ya da bilim insanı adayı sonuçta lisanstan başlayıp doktoraya kadar bir eğitim görmek zorunda. Aynı üniversiteli olmak gibi bir akademisyen olmak için de koşul yüksek lisans ve doktora yapmak. Bunu nerede yaptığın çok önemli değil. Nerede, ne yapmalı peki? Asıl hangi konuda çalışmak istiyorsun? Hayallerini nerede ya da soruların nerede birikiyor? Bunu lisansta bu temeli aldıktan sonra bunu nasıl daha çok soru sorabilir hale getiriyorsun yüksek lisansta? Peki ondan sonra ne yapıyorsun? Doktora yapıyorsun. Her birinin farklı anlamı var. Lisans dediğimiz şey temeli aldıktan sonra kafanda başka sorular olmaya başlıyor. İlk akademik çalışma ise yüksek lisansta yapıyorsun. Var olan bir çalışmayı, akademik çalışmayı tırnak içinde, yani metodik çalışma, dergilerde yayınlanma, işte bazı yöntemleri uygulama, soruyu sorma, literatür tarama gibi kavramları öğrendiğin yüksek lisans çalışmasında bir konuyu tekrarlayabilirsin, yepyeni bir konuda da araştırma yapabilirsin, uygulama yapabilirsin, kuramsal çalışmalarda çözüm bulabilirsin ya da hepsini birleştirebilirsin, yüksek lisansını yapabilirsin.
Sonra ne geliyor? Bu işi bitirdikten sonra, yani yetkinlik kazandıktan sonra, yani yüksek lisans dediğin aslında bilim anlamında yeterlisin demek oluyor. Bilim dünyasında bu anlama geliyor. Bundan sonra artık diyoruz ki sana, ha acaba bundan sonra devam etmek istiyor musun? Nedir ondan sonrası? Ondan sonrası kendi başına her şeyi yapabileceksin ve hiç çözülmemiş bir soruyu, pardon, yanıtlanmamış bir soruyu yanıtlamaya çalışacaksın. Buna da doktora diyoruz. Ama doktorunun temelinde eskiden kalma bir isim aslında felsefe doktorluğudur bizim doktorluğumuz, tıp doktorluğundan farklı olarak. Ne yapıyoruz aslında? Biz işin felsefesini öğrenmiş oluyoruz. Yani doktor olduğun zaman artık kendi başına bilimsel soruları sorabilir, tırnak içinde sorabilir ve aynı zamanda araştırıp, yöntem geliştirip, deney yapıp yanıtlayabilirsin. İşte bütün bu süreci yaptıktan sonra akademisyen oluyorsun. Ha tabii ki bunun her ülkede olduğu gibi, şu andaki modern dünyanın her ülkesinde, her üniversitede olduğu gibi doktor olduktan sonra para kazanabiliyorsun. Ha öncesinde nasıl kazanabilirsin? Fizikçi olmanın getirisi işte bu. Her yerde iş bulabilme olanağı sağlıyorsun. Ama tabii ki kim iş bulur derseniz, işi arayıp kendini iyi bir şekilde geliştirmiş insan iş bulabilir. Eğer diplomayla gidersen çok az olanağı olur. Ama diplomanın üstüne koydukların yükselirse, kabarık bir dosyayı oluşturursan, bu anlamda her, hani tırnak içinde her işi yapabilirsin. Bu anlamda fizikçi olmak hepinize bir olanak sağlar. Çünkü soru sorup çözüm üretmeyi öğrenmiş oluyorsun. Temel almış oluyorsun ve bu temelin içinde temel bilimler oluyor. Bu ikisi birleştiği zaman mühendislik sorusu da çözersin, tıp sorusu da çözersin, toplum bilimi sorusu da çözersin. Her türlü soru neredeyse çözüm sende. Metodik olarak da çözümü nasıl bulabileceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda danışmanlık, müdürlükler, işte teknik danışmanlık, idari danışmanlık, çözüm üreten firma kurabilirsin. Bunların hepsi fizikçilikte var. Ha, diğerlerinde de var değil mi? Diğer mühendisliklerde de var. Ama farkımız ne? Bizim işimiz temel bilimler. Çözüm odaklı olmak. Yani çözmek, sorun çözmek. Bu anlamda hani ister lisansta bırak akademik yaşamı, ister yüksek lisansta bırak, isterse doktora da bırak. Hiç fark etmez. Şirket kurabilirsin, danışmanlık yapabilirsin, akademik çalışmaya devam edebilirsin. Bu olanaklar her zaman var. Kimin için var? Tekrarlıyorum burayı. Hedef koyup hayalleri olan için. Eğer kendini ben bir şey yapamam, gelip beni bulun, bana da iş verin diye yola çıkarsan kimse iş bulamaz. Bu anlamda fizikçileri eğer bir bütün olarak yaparsak biz %70'ten fazla bir potansiyelimize iş olanağı sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi bunların çoğu da hayali olan insanlar. Hayallerini gerçekleştiriyorlar. Mezunlarımız mesela 90 kadar öğrenci alıyoruz. Her yıl tabii ki bunlar 4. sınıfa kadar geldikçe azalıyorlar ve %80'i mezun oluyor. 4. sınıf sonrası. Tabii 5-6 dediğin zaman yani geciktiren, mezuniyetini geciktiren insanlar oluyor. Bu her bölümde olduğu gibi. Ama fizik bölümünde dediğim gibi birinci amaç akademisyen olmak değil. Asıl amaç çözebilme, bir soruyu çözebilme yetisi kazanıyorsun. Akademisyen olmak istiyorsan da doğru temeli, doğru olanaklarla alıyorsun ve bundan sonra da aranılan bir fizikçi oluyorsun. Doktor olarak. Ha tabii yurt dışı olanakları var, burs olanakları var. Dediğim gibi doğru insanlarla doğru bir şekilde işbirliği yaparsan, ortaklık kurarsan, proje olanaklarından kullanıp projelerde çalışırsan yurt dışı olanakların da artıyor. Doğru hocalarla doğru işleri yaptığın için referans alabiliyorsun. Bu referanslarla istediğin üniversiteye gidebiliyorsun. Çünkü ODTÜ Fizik Bölümü uluslararası camiada tanınan bir bölüm. Bu anlamda yurt dışına çıktığın zaman ve doğru bir şekilde hayallerini yönetirsen
yurt dışında da burs bulabiliyorsun, yer bulabiliyorsun. Ha, Türkiye'de kalmak istiyorsan yine aynı şekilde seçenekler var. Dediğim gibi başka yerlerde de bulabilirsin. Tekrar üniversiteye geri gelebilirsin. Bunun için kendini yetiştirmen gerekiyor. Nedir onun adı? Doktora sonrası. Yani eğitim devam ediyor. Bu anlamda doktora sonrası ne demek? Eğer bu yönde ilerleyecek yüksek lisans, yüksek lisans doktora yaptın. Ama şimdi bu doktora sonrası yaparak başka alanlarda da deneyim kazanıyorsun. Ve bu sana temelin üstüne yeni bir temel kazandırıyor. Ve böylece de artık gerçekten yetkinliğini kanıtladığın için doktora sonrası çalışmayla artık istediğin yerde rahatlıkla akademik çalışma yapabilir hale geliyorsun. Peki, son olarak toparlarsak. Öncelikle üniversiteli olmayı öğrenmeniz gerekiyor. ODTÜ fizik bölümünü tanımak için sadece ODTÜ'ye gelip fizik bölümünü görmek yeterli değil. Orada çalışan akademisyenleri, kadroyu tanımanız gerekiyor. Kadro dinamik bir kadro. Gelenler oluyor, gidenler oluyor, emekli olanlar oluyor. O yüzden de dinamik olarak kimin ne yaptığını bilmeniz gerekiyor. Her fizik alanındaki birçok konuyu çalışıyoruz ve yeni insanlar almaya çalışıyoruz. O yüzden lütfen takip edin. Fizik bölümünde kimler geliyor, kimler alınacak, bunları takip etmeniz gerekiyor. Üniversiteli olmak aynı zamanda çalışkan olmak değil, cesaretli bir şekilde hedef koymak gerekiyor. Tabii ki ilk başlarda hedefiniz zor olacak. Ama ben şunu yapacağım, şu dersleri anlayacağım, buraya geleceğim diyebilmek bile cesaret istiyor. Birinci sınıftan başlayın çalışmaya. Hazırlık mazırlık çalışmayın, başlayın çalışmaya. Bölüme adapte olun. Öyle hazırlık okuyacağım, ben biraz dinleneceğim, yoruldum. Yok böyle bir şey. Böyle bir lüksünüz yok. Birinci sınıfta çalışmaya başlayın. Hazırlıkta çalışmaya başlayın. Birinci sınıfa dolu gelin. Her öğrencinin yaptığı hatalardan birisi. Yaz tatili, lay lay dom. Eylül'e geldiğim zaman ben çalışırım. Eğer düşürürseniz performansınızı yükseltmek için zaman lazım. Ama performansınız yüksekse ya da düşmemişse çok fazla kendinizi daha kolay adapte edebilirsiniz. Yeni derslere, yeni kavramlara. O yüzden de sürekli çalışın. Boş zaman geçirmeyin. Ha, çalışın demek de sürekli defter karıştırma anlamında değil. İlgi gösterin. Süreçten zevk almayı öğrenin. Popüler fizik. Bir kitap. Okuyacağın yeni dersin birkaç chapter'ı, birkaç bölümüne bakın. Hangi dersler varmış? Sorun bebe. Acaba neymiş bu ders? Aha bu kavram ne demektir? Newton mekaniği nedir? Kuantum mekaniği nedir? Kozmoloji sabiti nedir? Bunları sorgulayın. Boşsa beyninizi sürekli aktif tutun. Ne kadar çok sinir hücresiyle çalışırsanız, ne kadar aktif tutarsanız o kadar kolay fizik bölümünden mezun olursunuz. Sayfa üstüne, diploma üstüne çalışmayın. Fizikçi olmak üstüne çalışın. Fizikçi olmayı hedeflerseniz fizikçi olursunuz. Mezun olmak hedeflerseniz kağıt parçası alıp gidersiniz. Fizikçi olmak istiyorsanız size bol ve yetecek kadar süre var. 4 yıl. 2 yılı eğitim, 2 yılı sizin. O 2 yıl boyunca ne koyduğunuz size bağlı. Bu şekilde kendinize hedef koyun. Sonrasına kaygılarla boğmayın. İş bulacağım mı, para kazanacağım mı, şunu yapacağım mı, mezun olacağım mı? Bunlar hep kaygı. Bu kaygılar geçmişte de var, şimdi de var, gelecekte de olacak. Bu kaygılarla yaşamınızı yönlendirmeyin. Kaygıları bilgiyle, eğitimle bastırın. Nasıl olsa bu bilgiyle kazandığınız tecrübeyle bir şey önünüze çıkacaktır ya da sizi yakalayacaklardır. Yakalanabilmek için kendinizi göstermeniz gerekiyor. Eğer kendinizi göstermeden kağıdın üstünde diplomada kalırsanız kimse sizi bulamaz. Çıkartın yukarı kendinizi. Cesaretli olun ve öğrenebildiğiniz kadar geniş bilgiye sahip olun. Şimdiden hepimize başarılar.